Efendim bakış programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi tasarrufu ve dolayısıyla bireysel emeklilik sistemini konuşmaya devam ediyoruz. Sizden gelen çok soru var. Bugün aslında bir iki soruyu konuğumuza soracağız. Ara ara sorulara cevap veriyoruz ama hani bir taraftan affınıza da sığınıyoruz. Her zaman yayınlar çok uygun olmuyor birebir soru cevaplandırmaya. Yani bugün konuğumuz Olgun Küntay'a bir iki sorunuzu seçtik, soracağız. Efendim... Bir bireysel emeklilik sisteminin bir portresini çizeceğiz. Yine kaç kişi sistemde var? İkiye ayıralım gönüllü bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sistemi 45 yaş altı kişilerin girdiğini. Burada kaç kişi toplandı? Toplam fon büyüklüğü ne oldu? 2020 getiri açısından olağanüstü bir yıldı bireysel emeklilik sistemi açısından. Şimdi şunları soruyorsunuz, hak veriyorum. 2021'de de aynı getiriler devam edecek mi? Bunu da şunun için sorduğunuzu da biliyorum. Çünkü fon değişikliğine gitmek gerekecek. İşte o fonu değiştirelim mi diye peşi sırada ekliyorsunuz o soruları. Bunların hepsini Sayın Olgun Küntay'a soracağız. Süremiz elvendiğinde cevaplandırmaya çalışacağız. Ben Noyan Doğan yarım saat boyunca da sizlerle birlikte olacağız. Efendim dediğim gibi bu soruları Aksa Emeklilik ve Hayat Başkanı Sayın Olgun Küntay'a soracağız. Sizin başka sorularınız olursa Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Habertürk Twitter adresi üzerinden aynı zamanda Noyan Doğan'ın Instagram hesabı üzerinden de sorularınızı iletebilirsiniz. İlla cevaplandıracağız bunları. Hani daha da olmadı ben ayrıca özel olarak da cevaplandıracağım maillerinize ya da Twitter'dan ya da Instagram'dan gelen sorularınıza. Olgun Bey hoş geldiniz. Sevgili Noyan merhabalar. Merhaba. Sesim geliyor umarım. Çok güzel geliyor Olgun. Hoş geldin yayına. Şimdi anlatacağız, konuşacağız. Var önümüzde zaman ama önce bir arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. Onu seninle birlikte o haberi izleyelim. Ben de bilmiyorum çünkü içeriğini. Birlikte izleyelim. Ondan sonra bize biraz bireysel emeklilik sisteminden. Belki seninle böyle tasarruf konularını daha önce de hep konuştuk birçok defalar. Biraz bize tasarruflardan bahsedersin. Hem Türkiye'nin tasarruflarından, hem dünyanın tasarruflarından, tasarrufların nerelerine geldiğinden, bireysel emeklilik sisteminin tasarrufa katkısından. Ama şu haberi bir izleyelim Olgun. Tabii ki. Efendim bir küçük haberimiz var. İzleyelim sonra sohbete başlayalım. Bireysel emeklilik sistemi başlangıçtan itibaren ortalama %799 oranında getiri sağladı. 10 yıllık dönem için ortalama getiri %317, son 5 yılda ise %183 oldu. Fon kategorileri bazında bakıldığında gönüllü BES'te başlangıçtan itibaren en yüksek getiri %984 ile kamu dış borçlanma araçları emeklilik fonlarında oldu. Son 10 yılda en yüksek getiri %508 ile yine kamu dış borçlanma araçları fonları kategorisinde gerçekleşti. Son 5 yılda en yüksek getiri %331 ile kıymetli maden fonları kategorisinde gerçekleşirken 2020 yılında da en yüksek getiri %56 ile kıymetli maden fonlarından elde edildi. Başlangıçtan itibaren emeklilik fonlarının ortalama getirisinin enflasyonun yaklaşık 414 puan üzerinde olduğu gözlemlendi. Otomatik katılım sisteminde de fon getirileri enflasyonun üzerinde getiri elde etti. Otomatik katılım sistemi fonlarının başlangıçtan itibaren ortalama getirisi %70'e TÜFE'nin yaklaşık 3 puan üstünde gerçekleşti. Şimdi Olgun bize istersen hem tasarrufu hem de buna hemen bireysel emeklilik sistemini de ekleyelim. Tasarrufta bireysel emeklilik sisteminin katkısı nedir diye bir girizgah yapalım. Sözü sana bırakıyorum. Peki. Şimdi yıl sonu itibariyle BES ve OKS bir arada baktığımız zaman... Şu OKS'yi açalım. Otomatik katılım sistemi. Yani 45 yaş altı çalışanların sisteme girdiği... Evet, evet. Yani istersen şöyle başlayayım. 2003 yılında bireysel emeklilik sistemi kuruldu. Bugün bizim gönüllü sistem. 2017 yılında da otomatik katılım sistemi faaliyete başladı. Yani otomatik katılım da çalışanların firmaları ve kuruluşları aracılığıyla dahil olduğu bir sistem. Şimdi bu hani bireysel emeklilik sistemine gönüllü de diyoruz veya BES ve OKS diye iki ayrı kümede de değerlendirebiliyoruz. Şimdi BES ve OKS'yi bir arada değerlendirdiğimizde yıl sonu itibariyle 170 milyar TL büyüklüğünde bir fon tutarına ulaşıldı. Ocak ayında ve hatta
işte Şubat'ın bugününe kadar kamu dış borçlanma fonlarında ve altın fonlarında biraz geriye geliş söz konusu oldu. Dolayısıyla şu anda fonlar 169 milyar civarında. Peki Olgun, bu 169 milyar dediğin fon büyüklüğü bize neyi ifade ediyor? Yani izleyici ne anlasın 160 milyar liradan? Bir onu Evet. bize mukayese ederek, yani şunla Evet. bir mukayese ederse o da kişiler de diyebilir ki ha, gerçekten iyi bir büyüttük, buraya noktaya kadar gelmiş. Buyurun. Evet. Şimdi 12 Şubat itibariyle 169 milyar mertebesinde bir fon büyüklüğümüz var. Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sistemini bir arada değerlendirdiğimiz zaman. Bu büyüklüğü dediğin gibi kıyaslamak açısından ülkemizin toplam tasarrufları açısından bir yere oturtmaya çalışayım. Örneğin 2020 Kasım ayı sonu itibarıyla tasarrufların %32'si TL mevduatta, %33'ü ise döviz mevduatında duruyor. Buna karşılık toplam tasarrufların %3'ü de hisse senedinde. İşte bireysel emeklilik fonları da 2006 yılında %0,5 bir paya sahipmiş. 2020 Kasım sonu itibariyle %3 seviyesine gelmiş. Yani bugün ülkede bireysel emeklilik yatırım fonlarının payı hisse senetleri kadar toplam Yani tasarruflar açısından. onu şunu mu anlamamız lazım? Yani Türkiye'de toplam tasarrufların %3'ünü bireysel emeklilik sistemindeki tasarruflar oluşturuyor dersek doğru Evet, söylemiş olur muyum? evet, evet. Tamam. Söyleyebiliriz, söyleyebiliriz. Başka yine çarpıcı bir örnek vereyim. Bir bankamızın düzenli olarak yaptığı tasarruf eğilimleri araştırması var. Onun da Q4 2020 sonuçlarına baktığımız zaman BES fonları tasarruf seçenekleri arasında %25 pay ile ikinci sırada yer alıyor. İlk sırada %30 ile yastık altı nakit ve döviz yer Döviz alıyor. var. Yani tasarruf yapan her 100 kişiden 25'i BES yoluyla tasarruf yapıyor. İyi bir oran Bir mı Olgun? iyi bir oran. İyi bir oran. Yani Türkiye'de tasarruf yapan her 100 kişiden 25 kişinin BES yoluyla tasarruf yapıyor olması iyi bir şey. Yani bugün artık BES konusunda sokaktaki her bireyin bir farkındalığı var. Bunu gösteren bir şey. Bir de bir makro parametre vereyim. Gayri safi yurt içi hasılayla değerlendirdiğimiz zaman da bireysel emeklilik fonlarının büyüklüğü %3 mertebesine geldi. Şimdi hani özel emeklilik açısından değerlendirdiğimiz zaman bu geçici 20. madde dahilinde kurulan özel sandıkları ve ek sandıkları da eklersek %5 civarına gelmiş olur. OECD ülkelerinin ortalamasına göre ki OECD ülkelerinin basit ortalaması bile %50 civarında. Geride olduğumuz görünüyor ama hani bardağı boş tarafından dolu tarafından bakarsak da daha gidecek çok yolumuz var. Bu da iyi bir şey. Yani sistemimiz bu yıl 18. yılının içerisinde bu yıl sonu itibariyle 18 yaşını dolduracak. Yani emeklilik ve gençlik ilk gençlik döneminden artık yetişkinliğe doğru Yani adım atıyor şey, olacak. 18 yılda biz %3'lük paya gelmişiz. Şimdi Evet. mesela OECD ülkelerinde %50 en düşüğü, daha yükseği var. Şimdi Ortalaması %50 basit %50, ortalaması. evet, ortalama basit. Ama Evet. şunu eklemekte fayda var. Bizde daha 18 yıllık mazisi Evet. var bu işin. OECD ülkelerinde ne kadarlık bir mazisi var? Tabii yani hem eskiye gidiyor hem de emeklilik fonlarında işveren katkısı var. OECD ülkelerinde baktığımız zaman ayrıca çıkışlar bize göre daha katı kurallara bağlanmış durumda. Dolayısıyla tam elma elma karşılaştırması yapmış olmuyoruz ama bizim girdiğimiz yolda o yol. Önümüzdeki dönemde otomatik katılım sistemi dediğimiz sistemi tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında çıkış koşullarının daha zorlaştırıldığı,
kalış sürelerini uzatmayı amaçlayan bir sisteme dönüştürdüğümüzde biz de orada çok daha hızlı ilerliyor olacağız. Madem açtın sen, ben oradan o zaman şöyle soruyu devam edeyim. Sohbeti açıyor gibi oluyor. Gündemde olan bir konu mu tamamlayıcı emeklilik sistemi? Çünkü geçen senenin ortalarına doğru bir hayli gündemin üst sıralarındaydı. Hatta evet. Sendikalarla oturuldu, bir noktaya kadar gelindi. Ama sonra sonra gözlemimiz baktık ki hani rafa kalkmadı ama biraz geri plana gitti. Şu anda da geri planda gibi. Gündemde mi? İkinci soru şu, sizin gündeminizde mi? Emeklilik şirketlerinin ve gündeminde mi? Emeklilik şirketlerinin mutlaka gündeminde ama düzenleme ihtiyacı var. Şimdi 2020 yılını beklentiler ve gelişmeler açısından eğer hani çok hızlıca değerlendirecek olursak 2020 yılına dair beklentiler Cumhurbaşkanlığı 2020 yılı programında emekliye yönelik vurgu yapılan maddeler doğrultusunda şekillenmişti. Şimdi bunların arasında öne çıkanlar genç kesimlerin desteklenmesi, MES sözleşmelerinden kısmi çekiliş hakkı verilmesi, tamamlayıcı emeklilik sistemi ve yurt dışında yerleşik Türk vatandaşları için dövizli BES'ti. Tamamlayıcı emeklilik sistemi çalışmaları devam ediyor ama dediğin gibi gündemde biraz arka sıraya geldi ve 2022 yılında yeniden gündemde güçlü bir şekilde yerini alacağını tahmin ediyoruz. Biliyorsun orada epeyce çalışma yapıldı. Kıdem tazminatının bu sistem içine alınması değerlendirildi. Ayrıca otomatik katılım sistemine sistemde kalış süresini uzatacak şekilde yeniden yapılandırılması değerlendirildi. İkinci seçenek daha ağır bastı. Ama şu anda dövizli BES'le beraber tamamlayıcı emeklilik sistemini bir süre gündemin arka sırasına aldı düzenleyici ve denetleyici kurumumuz SDDK. Bu yıl için genç kesimlerin desteklenmesi çerçevesi içerisinde bireysel emeklilik sisteminin 18 yaş altına açılması söz konusu. Bu yönde beklenti çok kuvvetli ve peki burada bir araya gireyim Olgun. 18 yaş altının bireysel emeklilik sistemine girmesi nasıl bir ivme yaratır? Yani şimdi ben biliyorum sizin yıllardır talep ettiğiniz bir konudur. Şu 18 yaş altına bir açın bireysel emeklilik sistemine girişi dediniz. O soruyu iki bacağa ayırayım. Birincisi bugün sizin söyleminizden anladığım kadarıyla 18 yaş altında bireysel emeklilik sistemi yapılamıyor. Kendi aile üyeleriyle de mi yapılamıyor? İki, 18 yaş altına eğer sisteme girmesine izin verilirse bu nasıl bir ivme yaratır? Bunun şöyle bir ivme yaratmasını bekliyoruz. Bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı son 4 yıldır 7 milyona yakın seyrediyor ama 7 milyon katılımcının üstüne çıkmadı. Dolayısıyla yeni bir ivmelenme yakalayabilmek için şu ana kadar hitap etmediğimiz yeni bir nüfus bölümüne gidiyor olacağız. 18 yaş altında Türkiye'de 20 milyonu aşkın genç ve çocuk yer alıyor. Bu gençlerimizin, çocuklarımızın bu sisteme dahil olmasıyla onlar da %25 ailenin diğer bireyleri gibi %25 devlet katkısı alma hakkında. Şu anda yapılamıyor mu? Şu anda yapılamıyor mu? Ya ailesi üzerinden de mi yapılamıyor? Yapılamıyor. Hayır, ben şunu sormak istiyorum. Yani birazdan şeytan avukatlığını da yapayım. Yani izin diyelim ki ekonomik reform kapsamında 18 yaş altına imkan çıktı BES'e girmesine. Yani herkes koşturup 18 yaş altındaki herkes koşturup ya da ailesi de koşturup ya BES mi yaptıracak? Ben orayı çok anlayamadım. Şimdi herkesin BES yaptırması söz konusu değil. Ama ilk programın girişi sırasında BES fonlarının getirilerinin gerek mevduatın gerek enflasyonun ne ölçüde üstünde olduğuna dair siz
bir bölüm gösterdik biz. Şimdi orada verilen rakamlar tabii tamamen doğru. Soru aklımda, oraya doğru geleceğim. Şimdi 2020 yılında örneğin TÜFE artışı %14.6 iken emeklilik fonlarının ortalama getirisi %26.1 olarak gerçekleşti. Bu reel getiri anlamında %10'a karşılık geliyor. Evet. Buna karşılık 2020 yılında ortalama mevduat faizi %9.8 olarak gerçekleşti. Yani bireysel emeklilik sisteminin sağladığı reel getiri banka ortalama mevduatının nominal getirisinin dahi daha üstünde oldu. 2019 yılında baktığımız zaman enflasyon %11.84 iken emeklilik yatırım fonları ortalama getirisi %27.88'di. Reel getiri 14.3'tü. Son 5 yıllık dönemde kümülatif olarak bakarsak %22.5 reel getiri görüyoruz. Şimdi böyle baktığımız zaman tasarruf yapma kabiliyeti olan bireylerin birikimlerinin belli bir kısmını mevduat yerine bir bireysel emeklilik hesabında tutması çok makul, çok anlaşılabilir bir şey olarak görünüyor. Bir de bunların üzerine %25 devlet katkısı alıyorsunuz. Yani bu cazip diyorsun. Dolayısıyla 18 yaş altı da bu cazibiyete kapılır ve gelir ve sisteme girer. Öyle anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Şimdi 18 yaş altında dediğim gibi 20 milyon genç ve çocuk var. Tabii ki hepsinin girmesini beklemiyoruz. Ama %5'i dahi girse yani bu 1 milyon. Evet. Eder ki... İvme yaratır, bir hareket yaratır. Tabii 7 milyon kişiyi 8 milyon kişiye yükseltmiş olur katılımcı sayısı olarak. Bu gündemde mi? Yani bu önümüzdeki günlerde... Evet gündemde. Ha, evet tamam. gündemde bildiğimiz kadarıyla... hazırlanmakta olan ekonomik reform paketinin de önemli maddelerinden birisi olarak. Ama tamamlayıcı emeklilik gündemde değil galiba, değil mi? Tamamlayıcı emeklilik 2022 yılında yeniden gündemimizde olacak. 2021 yılında gündemde değil gibi görünüyor. Bir soru daha sorayım. Malzem gündemde, şu gündemde, bu gündemmeyi konuşurken mesela BES'teki en çok talepler ve en çok isteklerden biri de BES'teki birikimlerin teminat olarak, yani teminat olarak der ki banka kredisi ya da şurada burada teminat olarak gösterilmesi ya da kısmi çekiş hakkı verilmesi gibi gündemde olan konular vardı. O da mesela şimdi gündeme geleceklerden biri midir? Şimdi kısmi çekiliş hakkı da şu anda kuvvetli bir şekilde gündemde. Bunun da bu yıl düzenleniyor olmasını bekliyoruz. Yani bu şekilde kişiler belirli kurallar altında sistemde belli bir süreyi doldurduktan sonra, fonları belli bir büyüklüğe geldikten sonra birikimleri içerisinden sözleşmelerini kapatmaksızın belli bir bölümünü çekebiliyor olacaklar. Bu konuda da bu yıl içerisinde düzenleme bekliyoruz. Teminat olarak gösterilmesiyle ilgili de talebimiz var. Burada da denetleyici, düzenleyici kuruluşumuz değerlendirmesini yapıyor. Şimdi Olgun, bir 5 dakikamız var. Bir soru sorayım izleyiciden gelen. Ona cevap alayım. Sonra şu o 4 dakikada da bize bir fonların 2021 getirilerini bir projeksiyon çizersen çok sevinirim izleyiciler adına. Cihan Bey der ki belediyede taşeron olarak çalışmış, şirket tarafından otomatik katılıma alınmış otomatik olarak. Belediye şirketine sonradan bir geçiş olmuş. Devlet kadro alım ve taşeron şirket son 4 aylık katılım parasını yatırmadı. Hep oyalıyor, ne yapmalıyım diyor. Böyle bir hak var mı işverenin çalışanını otomatik katılıma soktuğunda otomatik katılım için ödemesi gereken katkı payı da ödememesi hakkı var mı işverenin ve yaptırımı nedir? Mevcut otomatik katılım sistemi... zorunlu temele oturan bir sistem. Dolayısıyla esasen işverenlerin böyle bir hakkı yok. Ancak işverenlerin bu yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri konusunda henüz üzerinde çalışılan ve işveren takip sistemi dediğimiz sistem, ki bu sistem SGK ile entegre olarak çalışacak, henüz yürürlüğe girmemiş olduğu için bu tip problemler olabiliyor. Zaman zaman
biz de katılımcılarımızdan benzer yönde şikayetler alıyoruz. Böyle bir durumda da işvereni bilgilendiriyoruz. Böyle bir şikayet aldığımızı ve bu ödemenin bir an önce yapılmasının faydalı olacağını, aksi takdirde cezai yaptırımın söz konusu olabileceğini söylüyoruz. Buradaki cezai yaptırımlar da aslında tarif edilmiş durumda. Bu tutarın geç ödenmesinden doğan kaybın da yine işveren tarafından karşılanması gerekecek. Ama dediğim gibi bunun daha yapısal olarak takip edilmesi için altyapı geliştirmesi yapılıyor. Şirketler EGM, SGK arasında bir süre sonra bu problemin tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. Peki, son soru. 2021'in 2020'deki fonlar aynı performansı bu senede gösterir mi? Yoksa bu senenin fon performansları farklı mı olur? Yani geçen sene gibi altın devam eder mi? Eurobond ya da işte kamu dış borçlanma araçları devam eder mi? Yoksa bu senenin daha mı farklıdır fonları? Yani doğal olarak bu konuda hani çok net çizgilerle bir şey söylemek mümkün değil. Ancak bu sene geçen seneye göre biraz daha ihtiyatlı olup beklentileri biraz daha aşağı seviyede tutmakta fayda olduğunu düşünüyorum. 2020 yılında altın fonu %56 artış gösterdi. Kamu dış borçlanma %36 getiri sağladı. Hisse senetleri %35'in üzerinde getiri sağladı. Şimdi 2021 yılına baktığımız zaman 2021 yılı beklentilerini temel olarak iki değişkene bağlı olarak oturtmak gerekir diye düşünüyorum. İlki Merkez Bankamızın politikaları, ikincisi pandeminin global seyri. Şimdi Merkez Bankası sıkı para politikası uygulamaya devam edeceğinin yakın zamanda yeniden altını çizdi. Dolayısıyla faizlerde çok hızlı bir düşüş beklenmiyor. Yıllık enflasyonun Nisan ayında %16 seviyeleriyle işte en yüksek düzeyine ulaşacağı öngörülüyor. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında Merkez Bankası fonlama faizlerinde bir düşüş beklenebilir. Buradan da iç borçlanma senetlerinde bir değer artışı beklemek gerekir yılın ikinci yarısında. Ancak altın, döviz burada COVID'in global ekonomide, ülkelerde nasıl seyrettiğinin ve etkilerinin göz önünde bulundurulması lazım. Şimdi COVID aşılanma süreçleri hızlandı, hızlanmaya da devam edecek gibi görünüyor. Şimdi küresel risk iştahının olumlu seyretmesi ve küresel ekonomilerde büyüme rakamlarının da toparlanmasını beklemek gerekir şeyle beraber. COVID'in olumlu seyretmesiyle beraber. Anladım. Şimdi ülkemizdeki Kasım ayından itibaren rota değiştiren ekonomik politikaların bizde de risk iştahını arttıracağını düşünüyoruz ve bunların hem global hem ülke dinamiklerinin bir arada hisse senedi fiyatlarını olumlu yönde etkileyeceğini öngörüyoruz. Peki. Son cümle oldun. Son cümle, umarım 2021 yılında da 2020 kadar fon performansı açısından güzel bir yıl olmuş olsun. Yani belki son bir öneri, hani geçen yıl altın fonuna çok geçiş oldu. Toplam fonların %26'sı evet, altın fonuna geldi yıl sonu itibariyle. OKS'yi ve devlet katkısı fonunu hariç bıraktığımız zaman bu bir önceki yıl %15 seviyesindeydi. Şimdi evet, böyle belli bir fonda çok yoğunlaşıldığında tabii risk yani kayıp ve kazanç riskini bir arada yüksek seviyede almış oluyoruz. Onun için biraz daha fonları bu senede dağıtmakta fayda olabilir. Diyorsun.
Olgun Kültay, çok teşekkür ediyorum. Bu gelişmeler önümüzdeki aylarda tekrar bir yere gelip konuşuruz. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık Olgun. Memnuniyetle. Evet efendim. Aksa Emeklilik. Teşekkürler. Sağ olun. Aksa Emeklilik ve Hayat Başkanı Olgun Kültay bizlerle birlikteydi. Bireysel emeklilik sistemi ve tasarrufu ve önümüzdeki günlerde, haftalarda ve de aylarda fonların performansının ne olacağını konuştuk. Eminim bunların içinden biraz kendinize pay çıkarabilmişsinizdir. Başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.